Makroekonomi videomuza hoş geldiniz. Dünyada piyasalar şu anda Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimi takip ediyor. Aslında bir savaş fiyatlaması var diyebiliriz. Bir yandan küresel petrol fiyatı yükseliyor, altın değer kazanıyor dünya çapında. Aynı zamanda da bir riskten kaçış fiyatlaması olduğu için ABD tahvillerine ilgi var. Bu nedenle de tahvil faizi zaman zaman düşebiliyor. Beraberinde tabii S&P 500 hisse senedi endeksinin de daha zayıf bir seyir izlediğini görüyoruz. Fakat burada oynaklık da mevcut aslında. Yani örneğin hafta sonu İsrail-Filistin arasında bir eskalasyon olmadığı zaman bunun hafta içine tekrar S&P 500'de de değer kazancı olarak yansıdığını da izleyebiliyoruz. Hem piyasaların gözü tamamen Orta Doğu'daki gerilimde bir yandan, aynı zamanda da tabii para politikası ve makroekonomik veri akışı da ABD'de önemli. Fed'in aslında sıkılaşmasının bitmiş olması ihtimali var. Ama halen yıl sonuna kadar FOMC üyeleri bir tane daha 25 bas puanlık faiz arttırımı kendi tahminlerine göre öngörüyorlar. Fakat son dönemde Fed bölgesel başkanlarının ve üyelerinin söylemi biraz daha ortamı yumuşatma yönünde aslında gelişti. Örneğin Fed'in başkanlarına baktığımızda son dönemde ABD tahvil faizleri o kadar çok yükseldi ki Fed'in neredeyse bir tane faiz arttırımı yapmasıyla eşdeğer bir hale geldi gibi mesajları var. Yani bu da demek oluyor ki aslında belki de yıl sonuna kadar faiz arttırımı da olmayabilir. Faizler aynı seviyede kalabilir. Fakat tabii makroekonomi veri akışının da bir gerçeği var. ABD'de finansal koşullardaki sıkılaşmaya rağmen halen büyüme ekonomi oldukça sıcak, büyüme güçlü, istihdam piyasası gayet iyi durumda. Tarım dışı istihdam verisi örneğin geldiği zaman görüyoruz. Bir de son veride ABD'de TÜFE enflasyonunun beklentilerin bir miktar üzerinde kaldığını gördük. Bu da tabii ki aslında hem istihdam piyasası güçlü hem enflasyon beklenenden biraz daha yavaş geriliyor. Özellikle örneğin TÜFE enflasyonun alt kalemlerinde barınma gibi alt gruplarda evet bir miktar iyileşme var ama o gecikmeli yansıyor verilere. Buralar tabii görüldükçe de her zaman piyasaların aklında bir tane daha acaba 25 bas puanlık faiz artırımı olur mu diye devamlı duruyor. Burada şöyle görmek lazım belki de. Aslında önümüzdeki dönemde 2024'te yani ABD ekonomisinin artık bu finansal koşullardaki sıkılaşmayla birlikte güç kaybetmeye başlaması bekleniyor. 2024'te belki de ekonominin bir resesyona girmesi, ılımlı da olsa bir resesyon ihtimali var. Bu nedenle de Fed'in önümüzdeki sene faiz indirimi yapacağına dair fiyatlamalar halen geçerli. Türkiye ekonomisinde biz şimdi Kasım sonunda 3. çeyrek büyüme verisini göreceğiz. Artık biz 3. çeyrek ve 4. çeyrekten itibaren yavaş yavaş büyümede o ana eğilim olarak güç kaybının görülmeye başlanacağını düşünüyoruz. Aslında biraz da tüketime dair reel kredi kartı harcamaları gibi verilerden de gördüğümüz üzere bir dengelenme yavaş da olsa başlıyor gibi gözüküyor. TCMB'nin sıkılaşmasının da devam etmesiyle birlikte. Artık biliyorsunuz aslında bu senenin ilk yarısında büyüme kompozisyonu tamamen neredeyse iç tüketim odaklıydı. Talebin çok güçlü olmasıyla tüketim harcamaları da çok yüksekti. Artık yavaş yavaş onun 3. çeyrekten itibaren hız kaybetmeye başlaması gerekiyor. Bu da aynı zamanda yatırımcı açısından da yani genel olarak Türkiye'ye yönelik risk iştahı açısından da aslında ekonomideki dengelenme olumlu algılanacaktır diye düşünüyoruz. Ortodoks politikalara geçişle birlikte. Merkez Bankası'nın politika faizi şu anki mevcut %30 seviyesinde. Fakat burada biz de daha ilave arttırımların süreceğini düşünüyoruz. Yani faizin 30'dan 35, 37,5, 40 diye yıl sonuna kadar yükselmesini bekliyoruz. Burada aslında yıl sonundan itibaren eğer politika faizi %40 seviyesine ulaşırsa beklenen enflasyona göre pozitif reel faizi artık Türkiye geçebilir diye düşünüyoruz. Zaten Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in de son dönemdeki açıklamaları bu yöndeydi. O da Türkiye'nin artık pozitif reel faiz yolunda olduğunu ve birkaç senedir devam eden o negatif reel faiz sürecinin sonuna ermeye başladığını belirtiyordu. Yani örneğin biz Aralık ayından
itibaren eğer politika faizi %40 seviyesine ulaşırsa bir sene sonraki enflasyon beklentimiz, yani 2024 sonu için enflasyon tahminimiz %44 olduğu için politika faizini de birleştiklendirdiğiniz zaman zaten artık pozitif reel faize doğru Türkiye geçmiş oluyor. Bu da bir süredir beklenen ama bir türlü tam olarak gelmeyen standart portföy akımları için, yani portföy girişlerinin artık Türkiye'ye yönelmesi için önemli noktalardan biri olarak görülüyor. Enflasyonda yıl sonuna kadar yıllık manşet enflasyonda %69-70'lere doğru yukarı yönlü hareketin devam edeceğini görüyoruz. Temmuz ayında enflasyonu olumsuz etkileyecek bazı gelişmeler olmuştu. Vergi arttırımları, aynı zamanda seçimlerden sonraki kur artışı ve asgari ücret ara zammı gibi, bunlarla bir süredir biz enflasyonun özellikle ana eğiliminde güçlü fiyat artışlarının, yani hızlı olduğunu görüyoruz. Bunların etkileri tabii bir miktar hafifliyor yavaş yavaş. Fakat yine de yıllık enflasyon yıl sonunda %69-70'e doğru çıkacaktır diye hesaplıyoruz. Bir de yıl sonunda tekrar asgari ücret zammı belirlenecek ve yılbaşından itibaren o da devreye girecek. Onun da hizmet fiyatlarına özellikle geçme ihtimali yüksek. Hani tabii ki oranına da bağlı olarak. Yıllık enflasyonun 2024'ün ilk yarısında özellikle yüksek seyretmesini bekliyoruz. Bazı baz etkileri de var. Yıllık olarak %74-75'lere çıkabiliriz burada. Fakat ikinci yarıdan itibaren aslında enflasyonda düşüş mümkün. Aslında tabii biraz da bu nedenle de Merkez Bankası'nın sıkı para politikası duruşunu koruyacağını düşünüyoruz. Yani faizi yükselttikten sonra yıl sonuna kadar, daha sonra da faizin yüksek bir süre, uzun bir süre yüksek kalmasını bekliyoruz. Enflasyon odaklı bir politika izlenmesi gerekliliği açısından. Aynı zamanda ekonomi yönetiminin yurt dışı temasları da devam ediyor son dönemde yoğun bir şekilde. Ve buradan da Türkiye'nin aldığı dönüşler hep aslında olumlu. Yani bu temaslar sonrasında, toplantılar sonrasında yabancı kurumlardan gelen raporların gayet Türkiye'nin ortodoks ekonomi politikalarına yönelmesinin çok iyi olduğu konusunda ve olumlu beklentiler oluşturduğu konusunda hep yorumlar var. Bunların biraz yavaş yavaş reel hayata da yansıdığını da görüyoruz. Örneğin kredi derecelendirme kuruluşlarından Eylül ayında iki tane biraz olumlu yönde aksiyon alındı. Fitch ve S&P örneğin Türkiye'nin kredi notu görünümünü negatiften durağına çekti. Burada önümüzdeki dönemde biz bu adımların, yani iyi yöndeki adımların devam etmesini bekliyoruz. Örneğin 15 Aralık'ta Moody's'in bir değerlendirme yapması ihtimali var. Burada Moody's biraz diğer kurumlara göre Türkiye'yi daha düşük notluyor. Bu nedenle bir kredi notu arttırımının mümkün olduğunu düşünüyoruz. 2024'te de bu konvansiyonel politikaların devam edeceği varsayımımız olduğu için, baz senaryomuz bu olduğu için kredi notuyla ilgili yine iyi yönde hamlelerin gelmeye devam etmesini bekliyoruz. Piyasalar açısından baktığımızda biz Eurobond piyasalarında özellikle, yani getiri eğrisinin 5 yıl ve uzun, daha uzun vadesinde iyimser beklentilerimizi, görüşümüzü koruyoruz. 2024 için özellikle. CDS şu anda, yani Türkiye'nin risk primini gösteren gösterge, kredi temerrüt takası 5 yıl vadeli bakınca 400 bas puan civarında seyrediyor. Burada son dönemde biraz Türkiye spesifik değil ama dünya ile ilgili gelişmeler öne çıktı. ABD tahvil faizlerinin devamlı yükselmesi, beraberinde bu Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler biraz CDS'in EM'ler açısından da, yani gelişmekte olan ülkelerde de göreli olarak yüksek seyretmesine neden oluyor. Yıl sonuna kadar belki biraz Eurobond piyasaları açısından yine riskler olabilir. Örneğin Türkiye'nin dış borç geri ödemelerine baktığımızda Kasım ve Aralık ayları oldukça yüklü. Burada yoğun bir ödeme takvimi var. Bu dönemde turizm gelirleri de devreden çıkmış olacak. Yani o gelirlerin getirdiği döviz girişi de devreden çıkmış olacağı için kış aylarında tekrar biraz piyasaların tekrar radarına girebilir. Burada tabii hem Merkez Bankası'nın rezerv birikimine devam etmesi önemli olacaktır. Hem de aslında birkaç olumlu noktada var. Yani giriş açısından da bazı
gelişmeler olabilir. Örneğin yaz aylarında Birleşik Arap Emirlikleri ile bazı anlaşmalar üzerinde uzlaşıldığı konusunda haberler olmuştu. Zaten ekonomi yönetimi de bunları dile getiriyor. Örneğin bir 8,5 milyar dolarlık deprem sonrası inşaat finansmanında kullanılmak üzere bir sukuk veya eurobond ihracı konusu var. Bir de aynı zamanda Exim Bank aracılığıyla 3 milyar dolarlık ihracatın finansmanı için kullanılacak bir miktar var. Eğer bu anlaşmalar o dönemde yani kış aylarında devreye girerse Türkiye açısından da biraz daha rahatlatma yaratılabilir. Özellikle bu dış borç ödeme takviminin yoğun olduğu dönemde. Ondan sonrası için özellikle 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren yani yerel seçimler bittikten sonra biz hem bu kredi derecelendirme kuruluşlarının olumlu yöndeki adımlarının devamını bekliyoruz hem de Eurobond'un uzun tarafı için biraz daha iyimser beklentilerimiz bulunuyor. Borsa İstanbul'a baktığımızda tabii biraz şu anda hisse senedi piyasaları için daha seçici olmanın gerektiği daha zorlu bir dönem. Hem dünyadaki konjonktür açısından savaş fiyatlaması hem de içeride para politikasındaki sıkılaşma devam ettiği için tabii ki bazı sektörlerde veya borçluluğu yüksek olan bazı şirketler özelinde daha zorlu bir dönem bizi bekliyor olabilir. Bu da hisse senedi fiyatlamalarına negatif yansıyabilir. Biz burada aslında artık biraz daha böyle bireysel olarak hisse seçimi yapmak yerine ya da tek tek hisse aramak yerine biraz daha portföy yönetim şirketleriyle yani daha profesyonel bir şekilde yatırım fonlarına yönelmenin daha doğru olacağını, yatırımcı açısından daha avantajlı olacağını düşünüyoruz. Çünkü biraz sektörlerin ve şirketlerin iyi seçilmesi gereken bir döneme yavaş yavaş geçiyoruz. Burada tabii ki şeyi de söylemek lazım. Bankacılık sektörü açısından özellikle önümüzdeki sene beklentilerimiz daha olumlu. Çünkü bankaların kredi ve mevduat faiz makası bankalar lehine artık gelişiyor. Yani burada para politikasının da ortodoksa yönelmesiyle bir normalleşme ve iyileşme görüyoruz bankalar lehine. Bu nedenle bankacılık sektöründeki bu durum yani kredi faiz makasının normalleşmesi hisse senedi değer kazancı olarak da yansıyabilir diye düşünüyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki ayki videoda görüşmek üzere.